Şimdi pahalı değil sen fakirsin. Merhaba, bu yeni... videoyu mu duydunuz? Yeni mi bu video? Aynen. En ucuz iPhone Türkiye'de mi? Yine clickbait yapıştırmış. Bu videoda birlikteyiz. <laughs> bu videonun başlığında herhangi bir kandırmacı yok. Herhangi bir Hadi clickbait abi. yok. Allah. Gerçekten de iPhone 13 en uygun fiyatlı Türkiye'de. Video çok geniş Aynı lan. zamanda Apple'ın da en az kar ettiği ülkeyiz. Nasıl olduğunu formülize bir şekilde sizlere anlatacağım. Fakat çok üzüldüğüm bir nokta var. Bu da Yeni bir teknoloji Ucuz derken nereden de, baktığına bağlı herhalde. Teknoloji ürününün getirdiklerinin artılarını ve eksilerini... Abi konuşacak. şeyden de çok yoruldum ya. Şu Apple event olduğu zaman böbrek şeyi var ya e, mimi böbreğimi verdim ya da ödeme seçenekleri böbrek var orada mabadını koymuş falan. Aynı mimden o kadar yoruldum ya. Her Apple geçtiğinde aynı tweetler. Girmedim bile Apple event şeyine. Ee, bakayım hani insanların yorumlarını okuyayım diye giriyorum. Yok abi hepsi aynı. Böbrek. Ödeme seçenekleri. Kıç. Yani. Allah Allah. İşte iPhone 13 çıktı. iyi o zaman iPhone 6 alırız. Hep aynı. Hiç değişmiyor. Yıllardır aynı. Yapacağımız yere fiyatını konuşuyoruz. Ne yazık ki son birkaç yılda insanlar teknoloji ürünlerine karşı isteklerini ve vesleni kaybetmeye başladılar. Çünkü her bu türlü teknoloji alamayacaklarını düşünüyorlar, ilgilenmiyorlar. Ya da abi Play PlayStation çıkıyor en pahalısın, iPhone çıkıyor en pahalısın. İşte ya. iPhone işte bu ürünlerden bir tanesi oldu. Ve göreceksiniz ki ne yazık ki Apple'ın fiyat politikasından dolayı değil, üstüne eklenen vergilerden dolayı iPhone 13'ün bugün giriş modelini, 128 GB'lık modelini 11.999 TL gibi oldukça yüksek bir fiyattan almak zorunda Dayı. kalıyoruz. Bakın. Apple'ın Türkiye sayfasından iPhone almaya çalıştığınızda bir iPhone ödeyeceğiniz fiyat yanında ne kadarının vergi olduğu yazıyor. Aa yazıyor mu nerede? 999 TL'lik iPhone 13 128 GB modelinin 4923 TL'si Aa. vergiden oluşuyor. Aa Bu yazıyor mu lan ardın? yüksek artık. oranda bir vergi. Görmedim diyoruz. ben bunu. Fakat çok esaslı bir bilgi vereceğim sizlere. Bu vergi içerisinde kültür vergisi ve TRT payı yok. Apple He. bizlere sadece ÖTV'yi ve KDV'yi gösteriyor. Ve ufak bir hesap yaparak aslında aşağı yukarı gümrükte bu cihazın ne kadara giriş yaptığını, daha sonrasında hangi fiyatlamalarla vergilendirdiğini ve Apple'ın Türkiye'de bunu satarken telefonun nasıl bir fiyat olduğunu ver. görebiliriz. İşte onu diyorum Bakın, oğlum şu anda Apple dahi... bizim devlet Apple'dan daha fazla kar ediyor telefondan. Oğlum adamlar argesini yapmış, yıllardır geliştirmiş, üretmiş, fabrikada basmış basmış dağıtıyor. Ona rağmen adamdan daha fazla para kazanıyoruz ya. Kazanıyorlar ya. TRT payı bile veriyoruz ya. Bu TRT elektrikte bile var lan TRT payı. Ben izlemiyorum TRT. Niye pay veriyorum ben TRT'ye? Ben TRT payı vermek istemiyorum. Birisi dava açmıştı. Ne olmuştu lan? O haberlerden bir yerde görmüştüm. TRT payı TRT izlemiyorum. TRT payı vermeyeceğim diye. Benim önümde televizyon yok. Gerçi dur yalan söyleyeyim. 3 gündür TRT belgeseli izliyorum. Arada güzel belgeseller çıkıyor. Tamam neyse satış fiyatı karlı fiyatı oluyor. Huawei olsun, Samsung olsun, Apple olsun fark etmiyor. Bunlar çok <laughs> uluslu şirketler. Para birçok ulusa dağılıyor ama fabrikadan ürünü çıkarttıktan sonra üzerine firma kendi karını koyuyor. Daha sonrasında ise Türkiye, Bulgaristan, Almanya bu ülkelere yollanıyor cihazlar. Gümrükten geçiş işlemleri tamamlandıktan sonra o ülkedeki merkezleri de benzer bir kar koyuyorlar ve bizlere ulaştırıyorlar. Yani bir Koyan satın aldığınızda ya da bir cihaz fazla koyuyorlar satın işte aldığınızda biraz. Özetlemek gerekirse bunun içerisinde gümrüğe girdikten sonra sadece vergiler yok. Aynı zamanda o firmanın Türkiye'deki merkezinin cihaz üzerine koyduğu bir kar da mevcut. Neden bunu yapıyorlar? E burada birçok mağazaya sahipler birçok üretici, birçok çalışanları var. Ve Türkiye'deki masraflarının da dönebilmesi için mecburen yani sattıkları normal bir şey ya, o bir karlılık, karlılık oranı koymak zorundalar. Bu karlılık oranını belirlerken de e ticaret sitelerini düşünüyorlar, zincir teknoloji marketleri düşünüyorlar çünkü onlar da... Ya kurtul şu PUBG'den artık be, ver ve paramı kanka, ver bütün sözleşmelerin, yazık anlaşmaların yazık parasını ver çıkar, bir sahip bırakayım. Için, Hadi. de öngörülerek Bazen Hadi. dolar kuru ile ilgili tahminler de yapılıyor. Bunu söyleyen arkadaşlar Apple çıkarsın versinler lan paramı. Kurunu, Çıkarım verin oynamayacağım söz. Böyle de değişik bir olgu içerisindeler. Türkiye'de cihazların satışını azalmadan devam ettirebilmek adına kaç para çok para çok para, iş yani iş yetmez. fiyatı düşük tutmak adına. Allah Allah bakın, boş boş konuşuyorlar ya. ya. 11 bir şey, şey diyor musun bakkala, steli, Kral kapat burayı ben burayı sevmiyorum. 23 lirası Kapat ya hala çikolata mı satıyorsun? ve ÖTV var içerisinde. KDV nasıl oluşuyor peki? Apple Türkiye bu cihaz üzerine karını koyduktan sonra oluşuyor. Yani siz ne kadar koyuyormuş KDV'yi düştüğünüzde Apple Türkiye'nin karlı olarak sattığı bir iPhone'un fiyatını oluşuyorsunuz. Bu yüzden de sürekli olarak vergi dilimlerine bölerek devam etmeniz hata olur. Karı da eklemeniz lazım ve benim hesabımda yaklaşık olarak Apple Türkiye %12,5 gibi iyi kar koyuyormuş. Bunu dolar koluna, İyi koyuyormuş. için de yapmış olabilir. Ya hmm. da başka sebeplerden Gerçi dolayı var, yapmış olabilir ama yaptığım hesapların tabii ki yüzde bir doğruluğu yok. Yüzde <laughs> buçukluk bir kar payı koyuyor. Daha sonrasında ise diğer vergilendirmeleri hesaba kattığımızdaki bir cep telefonu. kültür vergisi ne? Kültür vergisi. Onun üstüne yüzde on TRT payı. Daha Abi niye yüzde on TRT ya? ETV. Çünkü iPhone'lar %50 öte veriyor. Ne bu abi diriliş mu alıyorum kâr abi ben, ben telefon kâr alıyorum kâr ya. KDV ekleniyor. Verginin vergisinin vergisini alıyorlar arkadaşlar. Eğer vergilerden şöyle bir arındırırsak, kar payından da arındırırsak gümrüğe yaklaşık olarak 5.424 liradan oğlum. bu cihazın giriş yaptığını görüyoruz. Eğer hiçbir vergi olmasaydı, Apple bunun üzerine sadece kar koyup satsaydı 6.100 liraya alacaktık ha. 6102 liraya bu cihazı Türkiye'de kullanıcılara buluşturabilirdi. Aynı şekilde hadi Amerika'daki gibi bir de KDV ekleyelim. Unutmayın Amerika'daki fiyatlarda KDV eksiktir. %10 KDV eklersiniz eyalete göre. Sadece 3 eyalette vergi alınmıyor. Neredeyse aktif olarak Türklerin yoğun yaşadıkları, yoğun gittikleri her bölgede en az %10 vergi ödüyorsunuz. Abi gidip fiyat alırız fiyat vergisiz vardır. yerden ya. E, şimdi biz de %18 KDV eklersek ne yapıyor? KDV'si, Apple'ın karı her şey dahil 7200 lira yapıyor. Eğer cep telefonunu lüks görmezsek günümüzün bir ihtiyacı olarak görürsek. Ki öyle. Üzerindeki kültür vergisi ve TRT vergisi gibi şeyleri çıkartırsak işte Türkiye'deki bir kullanıcı yine de yüksek bir fiyat olsa da 11.999 lira ödemek yerine. Abi nereden nereye 7200 liraya bu cihaza sahip olabilir. Amerika'da durum nasıl peki? Bakın, 5424 liraya gümrüğe giriyor dedim cihaz için ve Türkiye'de KDV dahil 7200 liraya satılabilir dedim. KDV dahil hala vergi veriyoruz ve %18 vergi veriyoruz bu arada, az değil. Amerika'daki fiyatı iPhone 13 128 GB modeli için 800 dolar olarak belirlenmiş ve 800 dolar yaklaşık olarak 6750 lira yapıyor. Yani bunun içinde Amerika'daki Apple'ın karı da var. Buna %10 vergi eklediğimizde 7421 lira. Ha, bu şekilde yapıyor. Türkiye'de Bir daha iPhone, ucuz oluyor aslında. Amerika'da son en iPhone. Bu videonun çekildiği günkü dolar kuruyla 7421 liraya mal oluyor. Türkiye'de de %10 vergi ödediği halde. Biz Türkiye'de %18 vergi ödeseydik 7200 liraya bu cihazı alabilecektik. Apple gümrüğe giriş fiyatından tutun da sonrasında uyguladığı düşük kar payına kadar Türkiye'de bu cihazın olabildiğince ucuz olması adına elinden geleni yapmış. Peki sadece Apple mı bunu yapıyor? Hayır. Neredeyse <laughs> tüm cep telefonu yapıyor. sektörü <laughs> Türkiye'ye özel fiyatlandırma yapmak zorunda. Ama bu Türkiye'ye özel fiyatlandırma kar paylarından kısma çalışanlarına belki de daha az marş vermeye kadar gidiyor. Cep telefonu Marsh fiyatını mı? çok fazla etkilemiyor. Son kullanıcı için hala cep telefonları çok yüksek fiyatta kalıyor. <laughs> Niye peki? Çünkü üstünde alınan vergiler gerçekten de akla mantığa yatmayacak derecede yüksek. Bir cep telefonunu lüks görüp üstüne ÖTV <laughs> eklemenin ben bu çağda <laughs> manyak. içinde bulunduğumuz dönemde bir açıklamasını bulamıyorum. <laughs> evet, Eğer siz açıklamasını ben. biliyorsanız lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Videoyu çok uzatmayacağım. Bir teknoloji editörü olarak son dönemde gerçekten çok üzülüyorum. Teknoloji Ama mesut reis vergi konusunda bayağı ihtisas yaptı ya Ama bu ara vergi borcu mu geldi ne oldu geldi acaba ki haklı olarak herkes fiyatları ve vergileri konuşuyor siyasetçiler bile vergileri konuşur hale gelmiş siyasi mesajlara bakmayın yok Gülkerem telefonun ilgili Say vergi. gösterdikleri gazeteciler dair herkesin bir paylaşımda bulunduğunu görüyorsunuz ya bu aletle yeni bir kamera var ya da işte çentik küçülmüş vesaire iyidir kötüdür bu tartışılmıyor. Vergisi şu kadardı, bu kadardı. Şu kadar para ödeyeceklik ödeyebilir miyiz diye tartışmalara giriyoruz. Bir, Umarım bu günler geçer, bu günleri geride bırakırız. Şey yapalım, ve tekrar abartmış. teknoloji ürünlerin getirdikleri ben yenilikleri, artılarını, eksilerini heyecanla paylaşıyor oluruz birlikte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşürüz abi, kendine iyi bak. Gidiyoruz. E,